İstanbul Fuar Merkezi'nden seslenmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörünün öncü firmalarından birine, Samsun Yurt Savunma Standı'na konuk olduk. Yanımızda firmamızın kurumsal iletişim müdürü, aynı zamanda iş geliştirme müdürü Sayın Gencay Gencer bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum. Hepimize teşekkürler. Bugün ikinci günü, fuarla ilgili düşüncelerinizi alacağım. Yeni nesil ürünlerimize değineceğiz. Ama öncesinde değerli izleyicilerimize sizi ve firmamızı tanıtalım istiyoruz. Gencay Bey, bize firmanın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Samsun Yurt Savunma Sanayi Şirketi 1998 yılında kurulmuş bir savunma şirketidir. Kurulduğu ilk yıllardan bugüne savunma, global bir savunma şirketi olmak için gerekli adımları yapmış, gerekli vizyonu kurmuş, gerekli Ar-Ge yatırımlarını yapmış bir şirkettir. Son 10 yılda özellikle bu gelişimi tamamlayarak son 10 yılda globaldeki planlamış olduğu adımları birer birer yerine getirerek bugün dünyanın en büyük 7. silah üretici şirketi haline gelmiştir. Bununla beraber Türkiye'de de Türkiye ülkemizin de en büyük silah üreticisidir. Evet, bu anlamda savunma sanayinde de aslında dev firmalardan birisiniz. Ben buraya getirdiğiniz yeni nesil ürün gruplarınızı biraz değinmek istiyorum. Neler var? Tabii öncelikle çıkış hikayemizdeki en önemli unsurlardan biri olan, en önemli ürünlerden biri olan tabancalarımız mevcut. Bu yıl fuarlarımızda bu sene çıkartmış olduğumuz yeni modellerimizden Mete serisinin yeni tabancaları ve yarış silahımız olan SFX Rival'ı müşterilerimizin ve konuklarımızın deneyimlemesini sağlıyoruz. Onun dışında önceki yıllarda da daha geçen sene biliyorsunuz fuarlar yapılamadığı için pandemiden dolayı yapılamayan fuarlardan ötürü sunamadığımız bazı ürünlerimizi de bu sene fuarların açılmasıyla bol bol konuklarımızın deneyimleme şansı bulmaları için standımızda yer veriyoruz. Belki yanlarına gideriz ürünlerin, daha sonra ben yakından size gösteririm. Onun dışında 12.7 uçak savarımız mevcut. 12.7 uçak savar Türkiye'nin dışa %100 bağlı olduğu, 2018 senesine kadar %100 bağlı olduğu çok önemli bir envanterimizde yer alan çok önemli bir silahtı. 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığımızın vermiş olduğu direktif kapsamında Samsun Yurt Savunma ve onun en çok bilinen ateşli silah markası Canik olarak biz bu silahın millileştirmesi için projeye başladık ve şu an süreç tamamlandı. Ürün %100 yerli ve milli olarak envantere girmek için hazırdır. Bu ay itibariyle Silahlı Kuvvetler'in teslimatları da başladı. Önümüzdeki dönemde yani 2022'de de şu an için yurt dışından almış olduğumuz yaklaşık 1200'ün üzerinde sipariş var. Şimdi 1200 böyle bir silah için çok büyük bir rakam bu arada. Bunların teslimatlarıyla devam edeceğiz. Evet, diğer yeniliklerinizle de ilgili bilgi almaya devam edelim istiyoruz. Birçok şeyiniz var. Evet, bununla beraber inovatif ürünlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Canik Smart ürün grubu. Canik silahları artık akıllandırmaya başladı. Biliyorsunuz akıllı telefon, akıllı ürünler hayatımızın her aşamasında bizlerle beraber. Bu yüzden Canik yaklaşık 2 yıldır yapmış olduğu bir Ar-Ge'nin sonucu olan Canik Smart SFS, Smart Firearm Sistemi önümüzdeki yılın ilk aylarında kullanıcılarıyla buluşturacak. Bunu da eğer buraya gelirse konuklarımız, buraya gelirlerse yani fuarımıza gelirlerse deneyimleme imkanı bulacaklar. Aynı zamanda Canik App'te yine Ocak ayında, Ocak sonu gibi kullanıcıların kullanımına sunulacaktır Apple Store ve Google Play'de. Ayrıca Canik Store mağazalarımız açıldı. Canik Store mağazalarımızda şu an için İstanbul ve Ankara'da mağazamız bulunuyor. İstanbul Gümüşsuyu'nda, Ankara'da da Tandoğan'da iki tane mağazamız bulunuyor. Türünün tek örneği iki mağaza. Bu mağazalarda 400'den fazla aksesuar, silah aksesuarı ve mekanik aksesuar ürünlerine erişebiliyorlar. Mekanik diye bir yeni bir markamız var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Mekanik ateşli silah kullanıcıları için gelişmiş aksesuarlar üretiyor. Bunlar neler? Optikler, kıyafetler, susturucular, bıçaklar ve bu şekilde. Sadece Canik kullanıcılarına özel değil, aynı zamanda diğer markası ateşli silah kullanıcılarında ihtiyacı olan aksesuarları bünyesinde bulunduruyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Gencay Bey bize yeni nesil son teknolojik ürünleri tanıtmaya devam edecek. Buyurun efendim. Bu sene çıkmış olan, daha önceden aslında Mete serisi 3 sene önce piyasaya çıkmıştı. Bu sene biz Mete serisini yenilemeye başladık. Hı-hı.
Mete serisi 2018 yılında piyasaya çıkmıştı. Bu sene Mete serisinin yeni bir versiyonu piyasaya çıktı. Lansmanını Ağustos ayında Amerika'da başladık. Kademeli olarak dünyanın diğer ülkelerinden lansmanları yapılmaya devam ediyor. Şu an elimde Mete SFX'i görüyorsunuz. Önceki ismi TP9 SFX Mete'ydi. Ne yaptık? Bu modeli yeniledik. Bu modelde bu modeldeki yenilikler arka tarafı yani kunduz kuyruğu derinleştirildi ve daha ergonomik hale getirildi. Bu sayede kullanıcının silahı daha iyi kavraması sağlandı. Dahili bir magvel var. Eğer bu harici magvel çıkardığınızda gövdenin kendisinde de bir magvel bulunuyor. Yine tetik korkulunun alt tarafı derinleştirildi. Bu sayede atıcı silahını çok daha iyi bir şekilde, konforlu bir şekilde kavrayabiliyor. Üzerinde bizim Hollister Fit and Lock dediğimiz tak ve kitle özelliği var. Özel kılıflara, bu sisteme özel kılıfla yerleştirildiğinde kolaylıkla sistem tabancanızı emniyete alabiliyor. Devam edecek olursak yine Genix dallarına standart olan optik uyumluluğu burada biraz daha geliştirildi. Ne yapıldı? Şu an burada bir boşluk görüyorsunuz. Çünkü eskiden sadece mikro optikleri içine alabiliyordu. Artık mikro optikten daha büyük optikleri de, yani örnek verecek olursak Trigicon Aramer CC tarzı bir optiği de içine alıyor. Ve yine her zamanki bir covetness, yani gezle arpacıkla beraber kullanılmayı da sağlayabiliyor. Metelerde ve az sonra bahsedeceğim Rival silahımızda gövde içi tamamen değişti. Görünüşte çok büyük değişiklik yok gözüküyor ama iç tarafı tamamen değişti. Peki neler değişti dersek, bir defa bütün parçaları çok rahatlıkla bir dakika içerisinde sökebiliyorsunuz. Burada sahra bakımından bahsetmiyorum. İçindeki en ufak parçayı dahi bir eskiden bunları yapmak için bir silah ustasına gitmeniz gerekiyordu. Burada ise buna gerek yok. Bütün parçaları bir canik zımbayla söküp en ince detayına kadar gerekli bakımı yapıp yahut da istediğiniz gibi customize edebiliyorsunuz. Bu seçenekleri size sunuyor. Evet, aslında tabii o kadar çok şey anlattınız ki belki daha birçok özelliği var. Evet. Ama şöyle sırayla gidecek olursak yine yeni ürünlerinizden anladığım kadarıyla burada çok güzel tabancalarımız var. Evet, dediğim gibi Mete serisi yenilendi. Yeni Mete SFX ve bir diğeri de onun bir küçüğü Mete SFT. Özellikler bir öncekiyle aynı ama sadece Mete SFX biraz daha büyük bir silah. Mete SFT ondan bir çıt daha ufak diyelim. Günlük kullanıma birazcık daha uygun ama tabii bizim envanterimizde daha uygun modeller de mevcut. Evet, Janin yarış silahı, yeni 2021 yılında çıkartmış oldu yarış silahı. SFX Rival. Rival özel bir isim, rakip demek. Yarışmalarda biliyorsunuz sporcular ne yapıyor? Birbirleriyle kıran kırana mücadele ediyor. Ve işte bundan esinlenerek biz de rakip ismini verdik silahımıza. Görsel olarak özenle tasarlandı. Dünyadaki en ünlü silah tasarımcıları ve sportif atıcılar bu silahın dış görünüşü ve az sonra değineceğim teknik özellikleriyle ilgili girdilerde bulundular. Tabii ki bunların hepsini, bu bilgileri aldıktan sonra 2 seneye yakın süre boyunca bizim kendi Ar-Ge'miz çalıştı ve bu muhteşem eseri ortaya çıkardılar. Öncelikle dışından başlamak istiyorum. Görsel olarak göze hitap etmesini istedik. Yani bunu yaparken bir sanatçı edasıyla tasarlamaya çalıştık. O yüzden her açıdan bakıldığında fotoğrafı karesinde her bir parçası dikkat çekmesine özen gösterdik. Bir fotoğrafçı açısından da güzel olmasını, kullanıcı açısından da güzel olmasını arzuladık. Rengi çok özel bir renk. Dünyanın en ünlü seramik bazlı boya imalatçısı Cerakot tarafından bize özel yapıldı. Bu rengin ismi Janik Rival Grey. Herhangi bir renk kodu yok. Direkt adı Janik Rival Grey. Bu şekilde tescillendi. Bizi onurlandırdılar. Yine üzerinde bu yıllarda çok moda altın görünümlü parlak renkler. O yüzden performans parçaları üzerinde altın görünümlü kaplamalar mevcut. Ama özelliklere gelmem gerekirse Rival bir yarış silahı demiştim. Atış sporcularının, sportif atıcıların performansını yukarı taşıyacak bir ürün. Burada da Janik M2 QC bir silahımızı göstermek istiyorum.
Az önce de bahsettiğim gibi 2018 yılında başlayan bir serüvendi. Savunma Sanayi Başkanlığımızın bize vermiş olduğu direktifle başlamıştık. 3 yıllık ARGE ve kalifikasyon süreçlerinin sonunda ürün şu an göreve hazır. Teslimatları ise bu ay itibariyle başlamış durumda. M2QCB bir uçaksa var. Daha doğrusu ağır makine tüfek. 12.7 mm çapa sahip. Ordumuzun envanterinde bu silahın eski versiyonlarından yüksek miktarda bulunuyor. Bundan daha önce dediğim gibi bu silahta bir dışa bağımlılık söz konusuydu. Şu an için artık bu ortadan kalktı. Hem yedek parça anlamında hem de komple silah anlamında ve tüm aksesuarları ve eğitimi anlamında her şeyle Genic olarak biz bu üründe dışa bağımlılığı bitirmiş durumdayız. Ortadan kaldırmış durumdayız. Kencay Bey, UNİDEF'le ve tabii ki ürünlerle devam edelim istiyorum röportaja. Ama öncesinde UNİDEF'le ilgili bir ön bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki. UNİDEF 2013 yılında kuruldu. UNİDEF bir savunma ve entegrasyon firması. Bilindiği gibi Genic Samsun Yunus Savunma silah üreticisi. Genic üretiyor. Etli silahları ise platformlara UNİDEF entegre ediyor. UNİDEF tabii ki sadece Genic üretli silahları entegre etmiyor. Aynı zamanda başka silah üreticilerinin silahlarını platformlara entegre ediyor. Bu entegrasyonu anlatacak olursa, kısaca anlatmak gerekirse, biliyorsunuz özellikle büyük silahların, platform üstü silahların platformlarla ilişkisinin sağlanması gerekiyor. Bunlara biz arayüzler ya da mesnetler diyoruz. Hava platformuna, deniz platformuna ya da kara platformuna bu silah sistemlerinin takılması gerekiyor. Burada ciddi anlamda mühendislik ihtiyacı doğuyor. Çünkü bu sistemlerin bir platforma, bir hava aracına ya da bir kara ya da deniz aracına takılması durumunda bildiğiniz terzi gibi o platforma özel bir şekilde tasarlanıp, kalifiye edilip, test edilip müşteriye verilmesi gerekiyor. Silah sistemlerinin platformlara entegrasyonu ciddi anlamda mühendislik gerektiren bir konu olduğu için bununla uğraşan ve buna aleyküm olmuş bir marka gerekiyordu. UNİDEF bu boşluğu dolduruyor. UNİDEF'in tabii zaman içerisinde 2013 yılından 2021 yılına kadar gelen serüveni süresinde birçok bitirmiş olduğu proje var. Az önce de onlardan bahsediyordum. Tekrarlamak gerekirse hava kuvvetlerinin MAK'ları, özel kuvvetler özel hava, sualtı arız komutanlığının platformları ve Cumhurbaşkanlığımızın koruma ekiplerinin kullanmış olduğu özel araçların hepsinde UNİDEF'in üretmiş olduğu mesnetler ve silah sistemleri bulunmaktadır. Bugün burada fuarda neleri sergiliyoruz? Öncelikle Bombus var. Bombus, Genic'in üretmiş olduğu M2'nin hızlandırmış versiyonu olan M2F'in, yani bu silahın bir hava aracına takılması için geliştirilmiş bir pot durumuna, gun pot deniyor. Bu gun pot ne oluyor? Helikopterin kanatlarının altına yahut da örneğin bizim Hürkuş'umuz var, milli uçağımız. Hürkuş'un kanatlarının altına çok rahatlıkla entegre edilebiliyor. Bu sayede silahsız bir hava aracı dakikalar içerisinde, dakikalar demek saatler içerisinde diyeyim, silah yüküyle donatılmış oluyor. Aynı zamanda bunun tüm kontrol ünitesi yine UNİDEF ve UN Robotics firmamız tarafından yapılmaktadır. Bu sayede ne oluyor? Hiçbir dışa bağımlılığınız olmadan silah üretiyorsunuz, entegrasyon yapıyorsunuz, gerekli elektromekanik sistemleri entegre ediyorsunuz ve müşteriye anahtar teslim olarak sorun çözümü sunuyorsunuz. Muhteşem. Yine bununla beraber yine bir konsept çalışmamız daha mevcut. Arkada görmüş olduğunuz özellikle sınır güvenliği için tasarlanmış bir konseptimiz var. Bu konsept Metexa'nın kara radarıyla Genic'in üretmiş olduğu silah sistemlerinin birleşimi. İnsansız bir sistem. Bu yapıyı üst bölgelerine düşünebilirsiniz. Yahut da sınırdaki ulaşılması zor alanlara yukarıdan havadan bırakabilirsiniz. Yahut da bir herhangi bir askeri aracın arkasına bağlayıp çekip bırakabilirsiniz. Hemen yanınızda ise UN Robotics firmamız ve UNİDEF firmamızın ortak geliştirdiği bir proje olan Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından onaylanmış ADSM projesi. ADSM aktif dengeleyici silah mesneti demek. Bu aslında şöyle düşünün. Şu an burada bir deniz aracı olduğunu ve deniz aracının dalgalı bir havada ilerlediğini ve bu deniz aracının üzerindeki personelin silah kullanması gerektiğini şeklini hayal edin. Dolayısıyla ne oluyor? Dalgalı bir havada silah kullanmakta oldukça zorlanırken bu sistem sayesinde silah stabil kalıyor. İstediği kadar sallansın, silah hep hedefine bakıyor ve bütün bir sallantıyı sistem absorbe ediyor. Şu kafada daha iyi oturması için gimbal var ya, aslında bir gimbal ama üzerine silah var. Yani çok büyük bir gimbal bu. Hedefin üzerine kalmasını istediğinizde orada kalıyor ve hani atıcı izin verdiği sürece angajmanını, yani atışını gerçekleştiriyor. Sadece M2 değil, diğer tüm silah sistemleri de bu yapının üzerine takılabilir. Öncelikle
öncelikle sektör olan katkılarınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Buradan değerli izleyicilerimize ve Fuar TV katılımcılarının ziyaretçilerine son mesajınız nedir? Savunma sanayi çok zor bir sektör. Buradaki üretilen her şey bu ülkeye bir katkısı var. Sadece bizim için değil, tüm firmalar için aynı şey geçerli. Bizim istediğimiz şey halkımızın daha fazla bu konuya ilgi göstermesi, daha fazla destek vermesi ve hani bizleri takip etmeleri. Çünkü biz onlardan aldığımız destekle bunları yapabiliyoruz. Bu gerçekten ülke meselesi. O yüzden her yapılan başarı, her Ar-Ge, sadece kendi firmamız için söylemiyorum, diğer tüm firmalar dahil, bizim kendi ülkemizin geleceğini garanti altına alıyor. Evet, öncelikle verdiğiniz değerli kıymetli bilgiler için teşekkürler. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Evet değerli izleyicilerimiz, sektör arası yolculuğumuza devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın diyoruz.